Merhaba sevgili arkadaşlar 11 Nisan'da uygulayacağınız Zümrüt serisi AYT deneme sınavıyla birlikteyiz 28. sorumuz besinlerin kimyasal sindirimi ile alakalı Enzimler sorulmuş Nişastayı maltoz ve deksine dönüştüren enzim amilazdır Proteini polipeptide dönüştüren enzim pepsindir Midede gerçekleşir Polipeptidi daha küçük polipeptide eee çeviren enzimse ince bağırsakta gerçekleşen bir tepkime ve tripsindir. sorumuzun doğru cevabı rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. B seçeneğidir. 29. sorumuz erkek üreme sistemi ile alakalı bir soru. Hangisi testis'te bulunmaz efendim? E, testisin yapısı incelendiği zaman semilifer tüplerinin, tüpçüklerinin her testiste bin civarında bulunduğunu, spermana hücresinin bulunduğunu, mayozda spermlerin orada oluştuğunu, sertoli ve leyding hücrelerinin bulunduğunu, hormon salgılandığını ve mayoz bölmenin gerçekleştiğini göreceğiz. Ancak prostat bezi burada tuzaktır, çeldiricidir. Erkek üreme sistemi organı olmasına rağmen testisin bir parçası değildir sevgili dostlar. Ama erkek üreme sistemi organıdır. Otuzuncu sorumuz sevgili dostlar. E, i̇nsandaki kas sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bunu okulda işledik. Hatta bu sorunun cevabını birçoğunuz hatırlayacak ve gülümseyeceksiniz. Elinizde iki tane elma var. İkisinde yemek istiyorsunuz, arkadaşlarınıza vermek istemiyorsunuz ama arkadaşınız sizden bir tanesini istiyor. Ne yapıyordunuz elmaya? Hepiniz şu anda gülümsediniz. Arkadaşlar hangisi yanlıştır? İhtiyaç halinde kas kana glikoz vermez. Evet, kasta glikojen vardır. Ancak nefsine müslüman demiştik. Diğer dokular için glikoz verilmez. 31. soru artık sorumlu olmadığınız bir soru ve rahatlıkla yapabileceğinizi biliyorum. Bitki ile alakalı bir soru. Doğru cevabını verelim. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Çözüme gitmeyeceğim. 32. sorumuz hormonlarla ilgili yine e, okulda işlediğimiz bir konu. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlayan hormon hipofiz bezi tarafından salgılanmaz. Tiroid bezinin uyarılması TSH ile... Bunların hepsi hipofiz hormonu, hepsini tanıyorsunuz. Tiroid stimüle hormon, eşeysel bezlerin uyarılması FSH, LH, e, böbrek kanallarının uyarılması ve suyun geri emilmesi böbrekte antidüretik hormon ADH, süt bezlerinin uyarılması lutotropik hormon ve oksitosin arkadaşlar, pankreasın hipofizle doğrudan bir bağlantısı olmadığını hepiniz biliyorsunuz.